kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarım, milletvekilleri, misafir ilçe başkanlarım, belediye başkanım, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, basın mensuplarımız, AK davamızın AK neferleri, yol arkadaşları. AK Parti Sivil İlçe Teşkilatı'nın 7. olağan kongresine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli misafirler, mahalle teşkilatlarından başlayarak gönül verdiği bu davamda kıymetli il başkanımız Bayram Şenocak Beyefendi ve genel başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 8 Nisan 2018 günü gerçekleştirdiğimiz kongrede AK Parti Sivil İlçe Başkanlığı'na AK Parti Sivil İlçe Başkanlığı görevine başlamış bulunmaktayız. Ardından geçen 3 yıllık süre zarfı içerisinde bu görevimizi elimizden geldiğince ifa etmeye çalışmış 24 Haziran seçimleriyle Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne başkan yapmış bulunmaktayız. Ve bu teşkilatla birlikte Silivri'de gecesini gündüzüne katmış, mücadele etmiş, her bir neferiyle beraber başkanlık seçiminde mücadele etmiş neferler oldu. Bunun ardından 31 Cumhur İttifakı'nı, Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayını Sayın Oldan Yılmaz'ı Silivri Belediyesi'ne belediye başkanı olması için gecemizi gündüzümüze katmış, mücadelemizi vermiş ve bunun neticesinde de Silivri'de Cumhur İttifakı bayrağını Silivri Belediyesi'ne taşlandırmış bulunuyoruz. Geride bıraktığımız 3 yıla yakın sürenin içerisinde koltuğa, makama, mevkiye değil, milletine, devletine, vatanına, İslam coğrafyasına sevdalı olan Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine gece gündüz ulaşmak adına mücadele etmiş ve mücadele etmeye devam edecek olan bir ekip olarak her birimizle birlikte gece gündüz AK Parti davasına gönül vermiş olan herkesle birlikte gece gündüz burada mücadele edeceğimizi bir kez daha temenni ediyorum ve can gönülden bu konuyla alakalı da söz veriyoruz. Ülkemizde etkisi altına alan birçok can kaybına sebebiyet veren bu salgın sebebiyle konuşmalarımı çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Öncelikle bugün 7.sini gerçekleştireceğimiz AK Parti Sivil İlçe Başkanlığımızın 7. olağan kongresinde şahsımı bir kez daha aday gösteren kıymetli il başkanıma ve genel başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Aramıza yeni katılan dava arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun temennisinde bulunuyorum. AK Parti Silivri Teşkilatı'nda kurulduğu günden bugüne kadar gecesini gündüzüne kalmış, mücadele etmiş, işinden, eşinden, çoluğundan, çocuğundan, ailesinden ama her şeyinden ödün vermiş olan, dünden bugüne kadar ter atılmış olan her bir dava arkadaşıma sizlerin huzurlarında teşekkür ediyorum. Kıymetli hazırına ve tüm misafirlerimize tekrar teşekkür ediyorum. İnandığın yolda yürü, Silivri diyerek 7. olağan kongremizin ilçemize, partimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Allah'a emanet olun. Değerli milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, bu salonda bulunan çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli delege mensubu kardeşlerim, ben de her birinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Öncelikle 7. olağan kongre sürecimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlar, hamdolsun bundan 2 hafta önce başladığımız, malum yarından sonra ara vermek durumunda kalacağımız 12. ilçe kongremizi Silivri'mizde gerçekleştirmiş olacağız inşallah. Malum salgın sürecindeyiz. Bir önceki kongreyi burada tekrar hatırlıyorum. Bu salondu değil mi? Çok daha coşkulu, çok daha kalabalık ve içerisi hem bir insan topluluğuyla beraberdik. Belki bugün sayısal olarak aynı çoğunlukla bir arada değiliz. Ama aynı ruhu yaşayan, aynı heyecanı duyan, aynı kalp atışlarını bu salonda hissediyoruz. Ben tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Değerli kardeşlerim, AK Parti sevdası, AK Parti davası büyüyerek devam ediyor. Biz her platformda ifade ettik. AK Parti'ye olan teveccüh, AK Parti'ye olan sevda her gün akın akın büyümeye devam ediyor dedik. Ve bunun en son örneklerini bizler sahada sizlerle beraber hep birlikte gösterdik. Bakın son bir yıl içerisinde İstanbul'da tam tamına 220 bin yeni üye kaydı gerçekleştirdik. Ve özellikle salgın sürecinden sonra İstanbul Teşkilatı 39 ilçesiyle beraber tam tamına 106.155 yeni üyeyi tam 40 gün içerisinde gerçekleştirdi. Buna da Silivri'nin emeğe katkıları fazladır. Bunun için de sizlere, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ne dediler? AK Parti çöküşe geçti. Ne dediler? AK Parti kaybediyor. Evet. Sizlerin o AK Parti'nin kaybettiği dediği noktada biz 106.155 üyeyi tam 40 günde yaparız. Bir yılda 220 bin ve üzeri üyeyi AK Parti teşkilatları yapar. Onun için sizin o hayalleriniz, sizin o rüyalarınız asla gerçekleşmeyecek. Ama siz hayallerinizde yaşamaya devam edin. Biz biliyoruz neye hayal kurduğunuzu. Biz biliyoruz sizin tek hayaliniz AK Parti'nin çöküntüye uğraması. Biz biliyoruz sizin tek hayaliniz Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeden gitmesi. Ama asla başaramadınız, asla da başaramayacaksınız inşallah. AK Parti teşkilatları, Silivri ilçe teşkilatı buna asla müsaade etmeyecektir. Biz buna sonuna kadar inanıyoruz. Değerli kardeşlerim, bakın, bunların bir idari var. Bunlar diyor ki, bu ülkede AK Parti olmamalı. Bunlar diyor ki bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları olmamalı. Sebep? Çünkü AK Parti varsa, lideri Recep Tayyip Erdoğan varsa Libya'da bizim başımıza bela olur diyorlar. Bugün Recep Tayyip Erdoğan varsa, AK Parti varsa Suriye'de o planladıkları tüm planlar çöpe demektir. Bugün AK Parti varsa, Recep Tayyip Erdoğan varsa bugün Akdeniz'de kurdukları hayaller, Akdeniz'deki kurdukları planlar çöpe atılmış demektir. Bugün AK Parti varsa, bugün lideri Recep Tayyip Erdoğan varsa dünyadaki Müslüman kardeşlerimizin, dünyadaki mazlum kardeşlerimizin uyanmasına vesile olmuştur diyorlar. İşte onun için AK Parti bunların gözünde olmamalı.
olmalı. Onun için AK Parti ve lideri Recep Tayyip Erdoğan bunların başına her daim bela alır diyorlar. Evet, biz sizin başınıza bela olmaya devam edeceğiz. Biz lideri Recep Tayyip Erdoğan, partisi AK Parti, devletleri İstanbul Teşkilatı ve Silivri Teşkilatı'ndaki tüm kardeşlerimizle beraber başınıza bela olmaya devam edeceğiz. Onun için çok çalışacağız değerli kardeşlerim. Sizler kendi görevlerinizin hangi görevler olduğunu biliyorsunuz. Herkes kendi görevini en iyi şekilde ifade etme zorundadır. Biz bunu yaptığımız zaman Allah'ın izniyle AK Parti çok daha fazla güçlenecek. AK Parti çok daha fazla korkusuz olacak. Ve ülkemizin her bir noktasına emek vermeye devam edeceğiz. Bakın, burada ilçe teşkilatımız gecesini gündüzüne katıyor. Demin Mutlu Başkan ifade etti. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok güzel işler yapmaya devam ediyoruz. 2018'de Cumhurbaşkanımızı başkan seçtik. Sonrasında yerel seçimlere girdik. Ve yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak Silivri'de bir yol arayışına girdik. Ve Cumhur İttifakı rolüyle biz Silivri'deki teşkilatımıza Volkan Başkan'a emanet ettik. Ben öncelikle Cumhur İttifakı'nın ruhuna yansıttığınız için ve burada Cumhur İttifakı Belediye Başkanı'nı seçtiğiniz için sizlere tüm emekleriniz için Allah bir kere razı olsun diyorum. Biz tüm gücümüzle Sayın Cumhurbaşkanımızın istikametinde tüm yollarımızı uygulamaya söz veriyoruz. Aynı kararlılıkta, aynı güçlülükte iradeye Cumhur İttifakı doğruna sahip çıkmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, bakın şunu özellikle söylemek istiyorum. Biz bulunduğumuz bakanlar hangi makamlar olursa olsun. Demin öncesi kongresini yaptığımız Çatalca'da da aynı cümleleri ifade ettim. Burada bir kez daha tekrarlayayım isterseniz. Diyoruz ki siyaset bulunduğumuz makamlar için meslek değildir. Bulunduğumuz makamlarda bir mesleği icra etmiyoruz. Hamdolsun benim bir işim gücüm var. Sizlerin de bir işiniz gücünüz vardır. Bu makamlar meslek edindirme makamları değildir. Siyaset bu ülkeye hizmet, davaya hizmet için, Allah rızası için gönül esaslı çalışma yeridir. Biz İstanbul Teşkilatı olarak şahsında ben ve dava arkadaşlarım bu noktada siyaset yapmaya gayret ediyoruz. Bu makamlar gelip geçici. Bundan önce ne arkadaşlar gördük, ne milletvekilleri geçti bu yollarda, ne belediye başkanları geldi geçti bu yollarda, ne teşkilat mensubu arkadaşlarımız geldi geçti bu noktada, ne il başkanları, ne başbakanlar geldi gitti. Önemli olan bulunduğun makama hoş bir seda bırakabiliyor musun? Arkanızdan Allah razı olsun dedirtebiliyor musunuz? Benim için, bizim için, sizler için en büyük mükafatın bu olduğu kanaatindeyim. Onun için değerli kardeşlerim, bulunduğumuz dönemde sizlerden özellikle rica ediyorum. Siyaseti bir meslek olarak görmeyin. Bugün şu saat itibariyle bile nokta koyulacak bir görev olarak görebilirsiniz. Ve bu şekilde siyaset yaptığınız zaman arkanızda hiçbir zaman başka bir unsur bırakmazsınız.
Bizler için siyaset bulunmayacak bir makam değildir. Siyaseti her daim Allah rızası için, Allah rızası için yapmaya gayret ediyorsanız onun için hiçbir ödeli ödeyebileceğiniz bedel yoktur. Sizlerden özellikle rica ediyorum. Bugün belki yeni dönem için bazı arkadaşlarımızı görev alamayabiliriz. Ama AK Parti'de görev aramısı bitmez. AK Parti'nin görev noktası bitmez. Ama müşahit olarak, ama ilçe yönetim, ama il başkanı, vekil, teşkilat vesaire bizim için asıl olan göreve talip olmak değildir. Bizim için asıl olan verilen görevi adam gibi en iyi şekilde yerine getirmek lazım. Onun için bugün de burada görev alacak ya da almayacak kardeşlerim. Bugüne kadar vermiş olduğunuz tüm emekler için ta kuruluşundan bugüne kadar tüm emeği geçmiş olan kardeşlerimize bir kere daha teşekkür ediyorum ve Allah razı olsun diyorum. Bundan sonraki süreçlerde de görevi devralacak olan kardeşlerimize de Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. İnşallah çok daha fazla çalışarak, gece gündüz çalışarak 2023 hedefleri noktasında önümüzde çok büyük işlerimiz var. Çok büyük projelerimiz var. Çok büyük hayallerimiz var gerçeğe dönüştüreceğimiz tekrarı. Onun için değerli kardeşlerim, burada bulunan veya bulunmayan tüm teşkilat mensubu kardeşlerimizle beraber 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a 2023'te yeni dönemde tekrar başkan yapacağız Allah'ın izniyle. Değerli kardeşlerim, ben de sözlerime sadık süreci olması vesilesiyle bitirmek istiyorum. Bu vesileyle demin de ilçe başkanımıza sordum. Yeni dönemde kriterlerimizden bir tanesi teşkilat mensubu kardeşlerimizin yetiştirip başka başka görevlerine yukarıya kadar taşımaktır. Silivri'de kaçtı başkan? Mahallede aldığınızı böyle. Silivri ilçemizde hatırlarsınız 2,5 yıl önce bir yapılanma yapmıştık. Ne dedik? Teşkilatlarımızda, mahallelerimizde o yapılanmanın filizlerini önümüzdeki süreçte alacağız demiştik. Ve İstanbul'da 39 ilçe teşkilatımızda yeni dönem kriterlerinden bir tanesi mahalle yönetiminde ve mahalle başkanlığı görevlerinde bulunan arkadaşları ana kademe yönetim kurulu üyesi yazacaksınız diye talimatımız var. Ve bunu da hayata geçirdik. Silivri'de 4 tane mahalle başkanı ve yönetim kurulu üyemiz yeni dönemde ana kademe yönetim kurulu üyesi olacak inşallah. Amacımız onların basaltığı makamlara yeni kardeşlerimizi yetiştirecek ve yukarılara taşıyacağız. İnşallah bu yukarı taşıdığımız kardeşlerimiz yarının ilçe başkanları, yarının milletvekilleri, yarının il başkanları, yarının bakanları inşallah çok çeşitli makamlarda bu kardeşlerimizle görmeyi Mevlam her birimize nasip etsin diyorum. Bu vesileyle 7. olağan kavmimizin partimize, İstanbul'umuza, Silivri ilçemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Her birinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Çok teşekkür ediyorum.
Değerli protokol, çok kıymetli. Değerli yol ve dava arkadaşlarım, sizlere kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Aziz milletimizin şanlı tarihimizi her daim yolumuzu aydınlatan hamurunu bizzat milletimiz yoğurmuştur. Değerli siyasi büyüklerimiz Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 8 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirdiğimiz kongre ile AK Partisi ilçe başkanlık olarak millete hizmet sağlayacağımızı devam ediyoruz. Değerli konuklar, öncelikle saygıyla hepinizi selamlıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi Silivri İlçe Başkanlığı'nın 2017-2018-2019 yılları ilçe hesap bütçesini 2020 ve 2021 yılı tahmin bütçe tasarısını okuyorum. 01-01-2017, 31-12-2017 tarihinde 333.628.82 TL. Şener, Aydın Yazıcıoğlu, Ayfer Uçar Dağgül, Cantür Kılıçer, Cesim Zengin, Dicle İhtiyaroğlu, Duran Karagürmez, Ekrem Pamuk, Erdem Büyükkara, Erkan Ayyıldız, Esra Yılmaz, Hakan Bayraktar, Hasan Türk Yılmaz, İrem Naz Aslan, Kubilay Han, Latif Umuç, Musine Çiçek, Ramazan Yaman, Sacide Karakuş, Sedat Alkış, Sedef Arslan, Sema Günaydın, Sema Nur Kepenek, Serhat Gül, Serkan Aydın, Serkan Topaloğlu, Seyfettin Çetinkaya, Tarkan Uçar. İlçe Yönetim Kurulu Yedek. Yunus Emre Kılıç, Mesut Uygur, Mehmet Çakmak, Nedim Şirin, Sadık Bulut, Dilek Erdoğdu, Sevgi Erol, Fatih Kaya, Ayşe Ergün, Hilal Aslantaş, Sibel Karan, Atacan Özdemir, Haşim İnbaşı, Mustafa Karataş, Nihat Polat. İl Delegesi Asil, Mutlu Bozoğlu, Ülkenür Büke, Şafak Karabina, Hüseyin Turan, Rıfat Kutlu, Çiğdem Çavdar Çelebioğlu, Olcay Karahan, Fehmi Aslan, Muhammed Topaloğlu. İl Delegesi Yedek. Emrah Gören, Suat Sevas, İrfan Tabak, Ümit Bakacak, Saim Saykın. Çok teşekkür ederiz.